Kızım. Gel canım benim. Baba, Feride ablam nerede? Nerede anne Feride? Gece şoförle yolladım. Ona da ayıp ettik değil mi kızım? Ya benim kızım kaçırılmış, sen Feride diyorsun. Allah Allah. Gitmek istedi gitti. Kal diye yalvaracak değildim ya. Handan Hanım, yarın gelecek olan dede adayına telefonda ne diyeyim? Ben onu sonra ararım Zeynep. Peki efendim. Dadı istemiyorum ben. Feride ablam gelsin. Feride ablan her gün seni ziyaret edemez ki. Halam ne zaman gelecek? Yakında gelecek kızım. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturmak ne kötü bir şeymiş. Ya bir şey yaparsa Filiz'e? Sen hiç merak etme. Bunu onun yanına bırakacak değiliz anne. Filiz'i bulacağız. Mobese kayıtlarından Çatalca tarafında olduğu tespit edildi efendim. Çatalca'da Kemal Sadıkoğlu adına kayıtlı Muhtar Tapulu bir gayrimenkul. Orada olduğundan emin misiniz? Otoban çıkışında kameralar tespit etmiş. O zaman derhal ekiplere haber verin. Baş üstüne efendim. Adamlar hiç fena değil. Sadıkoğullarını hafife almak büyük hata olur. Portföyleri, yatırımları tahminimizden büyük çıktı. Hayalet bir düşman, istediği zaman darbesini vurabilir. Biz de öyle yapacağız. Darbeyi yediklerinde nereden geldiğini anlamayacaklar. Efendim. Ömer Bey geldi efendim. İçeri al. Peki. Hoş geldin Ömer. Ne haber canım? İyidir. Fatih ile tanış. Aslında şirketi onun yönettiğini söyleyebilirim. Memnun oldum. Ben de. Biraz işim var. Sizi yalnız bırakayım. Tamam. Otur. Cem, saat kaç oldu? Bunlardan hala bir ses yok. Mutlaka bulacağız. Polisten olmazsa cep telefonu operatöründen. Yılmaz telefonunu açınca haberimiz olacak. Hem Ekrem'le Salih'i de izletiyoruz. Cem, biliyorum ama... Er ya da geç bir şeyler öğreneceğiz. Merak etme. Neyse, ben şirkete gideyim. Ne bileyim, belki orayı bir arayan olur. Seni yalnız bırakmayayım. Zaten önemli bir işim de yok. Bir şey olursa da Fatih halleder. Sen bilirsin. Bir gelişme mi var? Evet, var Cem Bey. Bu Ekrem Tarabya'da bir eve geldi. Tamam. Hemen geliyoruz. Hadi gel. Ne oluyor? Yolda anlatayım. Ne haber? Köye gidip bunları aldım. Menemeni taze köy yumurtasıyla yapacağım, parmaklarını yiyeceksin. Senden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Keşke hep burada kalabilsek. Her gün menemen isterim ama. Seni bir kez daha kaybetmeye dayanamam. Ziyade olsun. Afiyet olsun Ekrem. Ben artık kalkayım. Haber alırsan beni ihmal etme. Filiz de uzun zamandır Yılmaz'la konuşmak istiyordu zaten. Açık denizin dalgası durulunca vururmuş. Göreceğiz. Yılmaz! Yılmaz! Ne oluyor ya? Bas geri! Ekrem, sakin ol. Ne var? Yılmaz çıksın dışarı. Bak Ömer Tekiner, sen Külhan Bey misin de önüne gelenin evine destursuz giriyorsun ha? Yılmaz Bey kaçmasın, biz de dalmayalım önümüze gelen yere sorgusuz sualsiz. Yılmaz senden kaçmaz Ömer Tekiner. Bu iş çok uzadı. Söyleyin Filiz'i rahat bıraksın. Bence Filiz'in rahat olacağı tek yer Yılmaz'ın yanı. Onları rahat bırakın. Bakın Canan Hanım, siz de bilirsiniz. Zorla sevgi olmaz. Onlar çok acı çektiler. Onlara hepsi sebep oldunuz. Şimdi gidin evinden. Lütfen. Duydun Ömer Tekiner.
Ahmet, hadi gidiyoruz. Kapalı. Belki telefonu çekmiyordur. Saat kaç oldu? Hala ortada yok. Kötü bir şey olsa şimdiye kadar haberimiz olurdu anneciğim. Ya. Gel canım, gel. Gel. Pazara uğrayacağım. Bir şey olursa ararsınız. Ha, dur ben de seninle çıkayım. Müjgan'a uğrarım. Belki bir şeyler biliyordur. Canım o nereden bilecek? Ömer damadı değil mi? Belki konuşmuşlardır. Bekle çantamı alıp geleyim. E ya abim eve gelirse? Ben evdeyim nasılsa. Gelen olursa ararım. Tamam. Sen bilirsin. Ne zaman başlayacaksınız? Solist bekliyoruz. Artık bir solistimiz yok. Ne? Şimdi aradı. Önemli sınavları varmış. Artık bizimle çalışamayacağını söyledi. Ne yapacağız? Şimdi mi söylüyor bunu? Hemen bir solist bulmamız gerekiyor. Konsere de çok az kaldı. Kanka üzüldüm vallahi. Sesim güzel olsa ben söyleyeyim diyeceğim ama biliyorsun Bori gibi. Neden öyle bakıyorsun? Senin sesin çok güzel. Hem şarkıları da biliyorsun. Bilmem ki nasıl olur. Ne dersin Kerem? Vallahi sen bilirsin. Yapabilirim diyorsan. Yaparsın yaparsın eminim. Hem de süper yaparsın. Tamam. Deneyelim o zaman. Beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Ay çok ayıp etmiş. Ya. Ne öyle gece yarısı haydut gibi ev basmalar filan. Hiç yakıştıramadım Ömer'e. Müşken abla. Kötü bir şey mi oldu? Yo laflıyoruz işte. Ben de aslında senin haberin vardır diye düşünmüştüm. Kimse bana bir şey anlatmıyor ki. Yılmaz seni aramadı mı? Yok vallahi. Ne yapacağımı şaşırdım. Beklemekten başka çare yok. Ya ne olmuş? Niye bize haber vermediniz? Ulan ben olacaktım orada hep ağzım burnunu kıracaktım. Ali. Ablacığım sen iyi misin? İyiyim Sema. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Şehre dönmeyecek miyiz? Şu an bunları düşünmesek. Sadece bu anı yaşamak istiyorum. Yılmaz ne olur. Sen de hiçbir şey düşünme. Bırakalım yarın ne olacaksa olsun. Gece yemekte peşimden gelmeseydin bunlar olmayacaktı. İyi ki gelmişim. Yoksa sen bir yerde ben bir yerde olacaktık. Hadi gidip biraz dolaşalım. O kadar çok yedim ki bunları eritmek lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.